Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz değişen zamanla birlikte Türkiye'nin tanker uçak ihtiyacı. Peki bu uçaklara neden ihtiyacımız var? Ne alabiliriz veya bizi nasıl etkiler? İncelemeye başlayalım. Ülke olarak Libya gibi yeni karalar açılmamızla birlikte yeni ihtiyaçlarımız da ortaya çıktı. Bunun en büyük örneklerinden biri hava kuvvetleri. Bir uçak gemimiz olmadığından dolayı aniden gerektiğinde Libya'daki güçlerimizi destekleyemiyoruz. Gemilerle ya da kara birlikleriyle halletmeye çalışıyoruz. Tabii bu da bir yere kadar. Modern çağda hava gücü kilit durumda. Siz ne kadar ordu yığsanız da beklenmedik şekilde hava kuvvetleri bunu biçip gidebilir. Peki ne yapabiliriz? Uçak gemisi yapalım desek bunlar öyle kolay işler değil. 3-5 günde sürmez. Ya bölgeye hava gücü konuşlandıracaksın ya da kendi bölgenden gidip geri geleceksin. Biz genelde ikinci yolu tercih ediyoruz. Göründüğü üzere hava kuvvetlerimiz Libya'ya sürekli tatbikatlar yapmakta. Tanker uçaklarımızın yardımıyla gidip geliyoruz. Jetlerimizin havada kalma süresini katlıyoruz. Tabii sıkıntı da bu noktada. Şu an elimizde 7 adet KC-135R tanker uçağı bulunmakta. Ama bu uçaklar tam 26 yaşında. Hatta öyle ki kendisi yakıt ikmali için tasarlanan ilk jet uçağı. 707 yolcu uçağı üzerine tanker eklenmesiyle oluşmuş. 91 ton yakıtla birlikte toplam 146 ton ağırlıkla havalanabilirler. İşimizi görse de emekliye ayrılmak üzereler. Birçok modernizasyona karşında geri kalmak üzereler. Yani yenilenme zamanları geldi. Kendimiz şimdilik yapamayacağımızdan da satın alma yoluna gitmemiz gerekli. Şimdi alabileceğimiz öne çıkan olarak iki seçeneğimiz var. İkisi de güçlü, ikisi de iddialı. Bunlar elimizdekilerin yeni versiyonu KC-46A ve A330MRTT. İlk olarak KC-46 ile başlayalım. Uzun zamandır aşina olduğumuzdan şimdilik bu seçenek bize daha yakın gibi. Bütün NATO bloğuna uygun tasarlanmış evrensel yapıda. Bir orduya sonradan entegresi kolay. Gerçi biz tamamen NATO tipi uçaklardan oluştuğumuzdan entegresi zaten kolay. Bu uçak 96 ton yakıt taşıyabilir, elimizdekinden 5 ton fazla ve 188 tonla havalanabilir. Yeni olarak daha geniş şekilde ranza, mutfak gibi yaşam alanları var. Çünkü 15 mürettebatla görev yapabilmekte. Önceden bu sayı 4'tü. Yani çok uzun saatler boyunca havada kalabilmesi demek bu. Ayrıca çok sayıda kargo uçağımız da bize gerekmese de bu uçak kargo, hastane gibi şekillere de girebilir. Elektronik saldırılara karşı korumalı ve kargo olarak zırhlı. Füze yese bile düşmeme ihtimali var. Karşı taraftaysa A330MRTT. Kendisi yeni nesil bir tanker uçağı. Şimdiden 60 sipariş aldı ve 42'si teslim edildi. Alan ülkeler arasında Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de var. Bu uçak 111 ton yakıt taşıyabilir veya 45 ton yük alabilir. Sahip olduğumuz en baba yiğit kargocu A400M'den 8 ton daha fazla. Sırf bu noktadan bile öne geçti. Bir örnek 3 A330 4KC yerine geçebilir ve maliyetleri büyük oranda düşürür. Sonuçta bu uçakların yere indikten sonra bakımları da var. Uçağa dönersek yakıt ikmali konusunda da sistemleriyle daha modern durumda. F-16'larımız için gelişmiş bir boom sistemi var. Boom tanker uçağının hemen arkasında sallanan o kablo ile yapılır. Uçak yaklaşır ve kilitlenir ama bunu yapmak da kolay değildir. Sağa sola yukarı aşağı hareket etmeniz gerekli. Bunu yaparken de zaman kaybedersiniz. Sistem bu noktada önemli. Uyumu ne kadar iyi sağlarsa o kadar hızlı olur. A330 boom konusunda da önde. Son olarak bizim için önemli bir özellik 4 savaş uçağıyla beraber 5200 km yol gidebilir. Biz zaten kendimize uzun süreli mesafeler için alacağımızdan kazananı seçtik gibi. Yine de geneliyle karşılaştıralım. Bir tarafta 111 ton yakıt kapasitesi, diğer tarafta 96. Az gibi görünse de bir uçak farkı eder. A330 önde. Bir tarafta uzun hizmet ömrüyle daha az bakım gerektiren KC, diğer tarafta daha haşin A330. KC daha ekonomik olsa da aradaki yakıt farkından dolayı bir veya iki tane daha fazla kaldırmanız gerekli. Bu da genel maliyetleri eşitler. Bir tarafta yüksek korumasıyla KC, diğer tarafta orta korumalı A330. Baştan ne kadar füze dahi atılsa durdurabilir desem de nihayetinde bunlar destek uçakları. İş bunlara saldırıya kadar geldiyse zaten bitmiştir. O yüzden korumanın çok fazla bir önemi yok. Son olarak en önemli nokta sahadaki durumları. İşte KC konusunda bu noktada sıkıntılar var.
A330 şimdiye kadar girdiği görevlerden güzel çıkarken, KC'de yakıt sızıntısı, boom sorunu gibi saçma sorunlar ortaya çıktı. Takip ettiklerini söyleseler de ana görevi bu olan bir uçak için büyük problem. Ayrıca yapımı da sıkıntılı, Boeing teslimatlarını yetiştiremedi. Almak isteyen ülkeler için dikkat edilesi. Sonuç olarak sanırım uçağımızı seçtik gibi. NATO'nun genel uçağı KC olsa da A330. NATO ülkeleri bile buna geçiş yapmaya başladı. Yüksek kabiliyetleriyle ve yetenekleriyle ihtiyacımızı kapatacak gibi. Şimdilik bir alım istenmese de elimizdeki uçaklar gidici. Ekonomik olarak düze çıktığımız zaman derhal yenileneceklerdir. Hatta 2018 Teknofest'te A330 bizzat yetkililer tarafından incelendi. Alınabileceği konusunda büyük bir işaret. Bize 7 taneden 1.4 milyar dolara mal olacaklardır ama yaptıkları iş buna değecektir. Bakalım böyle bir alımı ne zaman göreceğiz? Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.